Merhabalar. Bugün size teknenizde yapabileceğiniz bazı trim ayarlarından bahsedeceğiz. Ama bu ayarları bahsetmeden önce bazı teknik bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle draft nedir? Draft herhangi bir deniz taşıtının en alt noktasının deniz seviyesiyle olan farkıdır. Teknenin ölçüleri verilirken D veya T harfiyle belirtilen ölçüdür aslında. Ve özet olarak da teknenizin deniz seviyesi altında kalan derinliğini göstermektedir. Mail nedir? Mail de teknenin sancak ve iskelesinin suya gömüklüğünü ifade eder. Ve bu açı olarak belirtilmektedir. Trim ise teknenin başı ve kıçının denize olan gömüklüğünü ifade eder. Metre veya inç olarak ölçülendirilir. Eğer teknenin baş tarafı suya gömülüyse tekne başa trimli, kıç tarafı suya gömülüyse kıça trimli olarak isimlendirilmektedir. Peki bu trim ve mail açıları neden önemlidir? Çünkü tekne üzerinde bulunan pervanelerin itme açılarının performansa direkt etkisi vardır. Ve bu açıyı da teknenin trimi ve maili belirler. Tekne üzerinde bulunan trim yöneticileriyle bu trim ve mail açılarının kontrolünü yapabiliriz. Dıştan takma motorlu teknelerde direkt motorun hareketiyle, içten takma motorlu teknelerde ise flaplar sayesinde bu ayarları yapabiliriz. Günümüz flap teknolojileri birçok modeli içermektedir. Tekne üzerine gömülebilen model ve pistonlu model bunlara örnektir. Uygun trim açısı, tekne üzerinde bulunan yüke ve deniz koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğinden anında ayarlanabilmesi önemlidir. Şu an Meriden 391 teknesindeyiz. Bu yarı deplasman bir tekne. Dilerseniz gelin uygun trim açısının nasıl ayarlanması gerektiğini bu teknede beraber görelim. Teknenin ilk hareketinden önce flapların konumunun belirlenmesinde hareketi ilk olarak nerede yapacağımız çok önemlidir. Örneğin marinada yapıyorsak hareketimizi, flapların tamamen toplu yani yukarıda olması gerekiyor. Bunun sebebi de manevra sırasında flapların herhangi bir hasar görmesinin önüne geçmek için. Biz şu an açıktayız teknemizde. Bu tip ilk hareket konumlarında ise flapların tamamen basılı yani aşağıda olması daha uygun olacaktır. Tekneye ilk hareketini verdikten sonra GPS ekranından ve hız göstergesinden kontrol ederek yavaşça hızlanıyoruz. Bu süreçte teknemizin trim kontrol ünitelerini kullanarak ya motoru ya flapları yavaşça yukarı çekmeye başlıyoruz. Bu hareket ardından önce teknenin baş tarafının yukarı kalktığını, daha sonra teknenin tamamının su üzerinde yükseldiğini ve bunun sonucunda da teknenin daha fazla hız kazandığını göreceğiz. Flaplı teknelerde hızda bir düşme, kıçtan takma motorlu teknelerde ise devirde ani bir yükselme gördüğümüz açıya kadar flapları ve motoru yukarı toplamaya devam ediyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu açıyı kaçırırsak teknemiz su üzerinde kayarak gitmek yerine sekerek gider. Bu da performansın düşüklüğüne sebep olur. Biz flapları toplamaya devam ettikçe tekne hız kazanacaktır. Ancak bir noktadan sonra bu hızda bir düşme göreceğiz. Bu durumda yapmamız gereken şey ise flapları bir önceki konumuna getirmeliyiz. Teknenin daha iyi performanslı olması ve bizim de konfor bir seyir yapabilmesi için flapları bu açıda tutmalıyız. Dikkat etmemiz gereken nokta, trim çok yükseldiğinde teknenin stabilitesi bozulacağından yalpa yapmaya başlar. Bu da teknedeki konforumuz için iyi değildir.